Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Lightwinger ile beraber ufak bir maceraya girişeceğiz. Şurada bir avuç korsan görüyoruz. Valla 9'a geçtim. Tam Gatling Guns'ların mermilerini tam doldurmamışım. Evet ve bu şekilde shield animasyonları. Evet. Bayağı temiz oldu. Şimdi bir de fazla temiz oldu. Heh, character tools. Yanıma silah almamışım. Mesela içeride var. Bu biraz fazla temiz oldu cidden. Mermim yok. Evet. Şurada hafif bir duman görmüştüm. Ha tamam, sıkıntı yok. Evet. İlk korsan grubumuzu parçalamış olabiliriz. Ve karşınızda bir korsan. Bakalım sen nesin? Ice. Battery, assembler, vesaire vesaire. Evet, geriye kurtarılacak pek fazla bir şey kalmamış. Biraz overkill yapmış olabiliriz. Acıcık. Toplayabildiğim ufak şeyleri toplayacağım böyle. Lightbringer sen neredesin? Heh, Lightbringer burada. Evet. Biraz acımasızca katlettim. Evet, Lightbringer'ın bitmiş halini de bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi. Keşke kargo konteyneri parçalamasaymışım. Güzel olurmuş. Çünkü kargo konteyneri de güzel şeyler çıkabiliyor. Ama sağlık olsun. Biraz dozajımızı aşmış olabiliriz. Bu arada bu ufak boy bir korsan gemisi. Bunun bayağı büyük boyları var. O büyük boylardan bir tanesine denk gelmek isterdim. Ancak denk gelemedik. Olamadı. Olmadı, olamadı, olamayı oldu. Bir de Sim P2. Tamamdır. Bu şekilde güzel bir loot elde edebiliyoruz.
Bu gemiye asıl koymak düşündüğüm şeylerden bir tanesini henüz koyamamıştım. O da nedir diye soracak olursanız bir adet grinding gemisi. Yani olay şu. Şu arkadaş gelecek. Grindlayacak. Önüne geleni. Sonrasında biz bu dostlama toplayacağız. Olay bu. Önümde bir adet hata veren elektronik devre vardı. Neden kaynaklı bilmiyorum. Evet. Components P2 yazmamın sebebi bu arada nedir diye soracak olursanız üste bağladığımda P1 ile karışmasın diye. Tamamdır. Şu beacon'ı alalım. Beacon güzeldir. Evet. Lightbringer bu arada ufak bir detay. Kendisi bir savaş gemisi değil. Yani artık bir savaş gemisi yapsaydım onun gücünü düşünün. Evet. Neyse. Asıl noktalarımızdan birine gelelim. Benim bir süredir bilgisayarda yaşadığım, daha sonra Space Engineers'da yaşadığım problem. Sanırım o problemi çözdüm çünkü bir adet kazara sesi kapalı unuttuğum bölüm çektim ama o bölümde çok önemli bir şey yaptığını söylemez. Biraz sorundan konuştum. Şu an yaptığım gibi. Lightbringer'ın son rütüşlerini bitirdim. Yani son LCD ekrandır şudur budur ayarlarını. Ve bu şekilde her şey bitti. Ve bir adet daha shield'ları ekledim bölüm esnasında. Rafineri şu an dolu olduğu için. Evet. Ice baby. Evet. Herhangi bir şey yok aslında. Evet, bu şekilde bir bölüm oldu ve sizden bir şey istedim. Onu birazdan gösteririm. Hatta şöyle basitçe göstereyim dışarıdan. Bu arada, unutmadan Lightbringer'ı nasıl buldunuz? Ben şahsen memnun kaldım. Evet, şu oda mutfak artı kantin gibi bir şey oldu. Ancak diğer taraftaki arkadaşınla herhangi bir işlev bulamadım. Küçük bir oda olduğu için buraya sizce nasıl bir işlev konabilir? Dekoratif bir işlev olabilir bu arada onu söyleyeyim ki dekoratif işlevler için alan ayırmaktan çekinmediğimi biliyorsunuz. Dekoratif işleri seviyorum neticede. Daha sonra yerimde dekoratif bir yer olmasını seviyorum. Tek amacının dekorasyon olduğu. Anladım, burası full conveyor. Yani kısacası o odaya sizce ne koyabilirim? Bunu bölüm esnasında düşünün. Bu arada bu kesinlikle fikrimi değiştirmeyeceğim bir nokta. Tabii bölüm esnasında başka bir şey bulmazsam. Ancak bölüm sonunda lütfen. Ya da şimdi yanıtlayın. Bunu şimdi yanıtlayın. Genel kuralıma karşı çıkıyorum. Ve bunu şimdi yanıtlayın diyorum. Ama bu tarz durumlar... Yani aksini söylemediğim durumlar dışında bunu yapmıyorum. Evet. Bakalım başka ne var? Air vent. Evet. Arkadaşı bayağı canice katlettik. Neyse bu bahaneyle şu vulkanların gücünü ilk defa test etmiş olduk. Vulkanları daha öncesinde hiçbir şeyde deneyememiştik. Şu Gatling taretleri de eve base'e geri dönünce güzel bir güncelleme yapalım. Evet bu arkadaşın amacı bu şekilde. Bir şeyler keşfedip... Korsan öldü.
Orada içinde herhangi bir player yok. Sadece yapay zeka diyebiliriz bu korsan gemilerine. Yani sadece kendi başlarına hareket eden ve gördükleri player'a saldıran şeyler. Tabii canlısını göremediniz henüz. Atış gücüm biraz fazla yüksekti. Ama basitçe şu hareket eden bir gemiydi normalde. Ve maalesef içinde koruyamadığım kısım kargo konteyneri. Kargo konteynerimi koruyabilseydim güzel olacaktı. Çünkü kargo konteynerinden bazen çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bir keresinde zamanında serilerle falan normalde seri olacaktı. Server problemleri yüzünden olamadı. Oynadığınız bir multiplayer oyun esnasında nasıl tarif edeyim, dev bir, yani Lightbringer boyutlarında, hatta ondan biraz daha büyük bir gemi bulmuştuk. Yani korsan gemisi saldırmıştı bize. O gemiyi durdurmayı başardık. Yenmeyi başardık. Ve o geminin bütün malzemelerini toplayarak kendimize bayağı uzun süre malzeme çıkarttık. Hatta o malzemeleri toplamak için özel bir welding gemisi yaptım. Bayağı Big Fatty boyutlarında bir, pardon, welding demişim, grinding gemisi. Big Fatty'nin sarı versiyonu var ya, şu grind yapan versiyonu. Onu baya en başlarda yaptım. Evet. Ama bu arada Lightbringer'a eklediğim bir şey Shield Generator'lar. Large Shield Generator ve beraberinde Shield Flux Coil'ler. Flux Coil'ler şarj süresini hızlandırıyor. Baya bir. Aynı şekilde karşı tarafta da bir tane var. Karşı taraftaki için sadece oksijen jeneratörleri kaldırmam gerekti. Ama 3 tane oksijen jeneratör bu gemiye hayli hayli yetiyor. Hele hele benim oksijen tüketmediğimi hesaba katarsak. Şuraya ters bir programmable block ekledim. O ne yapıyor diye soracak olursanız. Şunu gösteriyor. Onun yanı sıra LCD'lerimize bakalım. Şu hava durumunu gösteriyor. Hava durumu deyince çok yanlış oldu. Oksijen durumunu gösteriyor. Şu genel bilgilerimizi gösteriyor. Hatta bunu nasıl ayarladığımıza bakalım. Oksijen. Şu özel parantez. Bunu kopyala yapıştırla yaptım. G büyük G grup adı belirtiyor. Sadece bu grup içerisindeki gösterebildiği blokları gösteriyor. Ki air vent'ler oluyor. Bunlar Lightbringer içindeki. Sonra oksijen tank. Oksijen boşluk tanklardaki oksijen gösteriyor. Şuna gelelim. Bunu daha önce de göstermiştim. Bayağı hoş. Önce centerlayarak, ya ortalayarak bu yazıyı yazıyoruz. Sonra boşluk. Date time C ortalanmış biçimde gün saati gösteriyor. Boşluk. Ağırlık. Boşluk. Konum. Boşluk. Hız. Boşluk, damplerların açık olup olmadığı. Bu arada, evet, şu anki tarih bu. Devam edelim. Şurası hasarlı bir blok varsa onu gösteriyor. Damage Nodge. Nodge dememizin sebebi, şunu grindladığım takdirde Nodge demezsem eğer burada hasarlı olarak gösterecek. Fakat grindlamadığım böyle bir durumda inşaat aşamasında olan şeyleri göstermeyecek. Evet, bu depo durumumuz ancak çift LCD, tek LCD olarak çalışıyor. Nasıl oluyor diye soracak olursanız LCD komutunun yanında ismine bir de link cargo koyuyoruz ve yanına numarasını koyuyoruz. Alttaki de cargo 2. Ve komutu sadece birincisine koymamız yetiyor. İkincisine hiçbir şekilde komut yazılmıyor. İkincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne artık nasıl yerleştirmek istiyorsanız. Evet, yukarıdakilerde cargo all bunun komutu. Şunun komutu power summary. Şunun komutu da power time. Evet. O zaman Köftek Space Station'a geri dönelim.
Jump driver'ım birden fazla ayarlanmış durumda. Hatta dur şunu kapatacağım ya. 7 burada kalsın sadece. Bu eve dönüş jump driver'ım. Ve buraya eklemek istediğim bir şey var. K. Evet. Lightbringer. Shield. Save. G. Groups. Lightbringer Shield. Toggle block on off. Tamamdır. Evdeyken onu kapatacağım. Bu arada Shield'ın bu arkadaş için şöyle bir önemi var. Bunun zırhı inanılmaz zayıf. Baya baya taramalı tüfekle bunun zırhını delebiliyorsunuz. Ayrıca şu arkadaşta bir adet drone. Welding işleri için falan kullan. Ufak welding işleri için falan kullanacağım bunun içindeyken. Sadece drone. Ufak bir gemi. Şu da eski miner'ın. Şurasını kırmıştım. Tamir etmedim. Sadece bir tane kokpitim gitmiş. Bunu da sanırım drone'a çevireceğim demektir bu zaman. Kokpitim gitmiş. Bakalım hatta bir geri kokpit takabiliyor muyuz? Şunu takayım. Ups. Cockpit. Evet. Bunu takayım. Tabii ki de access hatch. Yeterli malzeme yok. Display'in şudur. Evde hallederiz. Ups. Sağlam uçtuk. O zaman uçmak demişken şimdi 4'e basıyoruz. Eve gidiş yolunda sabit kalmayı tercih ediyorum. Çünkü jump driver sizin o esnada sahip olduğunuz hızı da tutuyor. Ve jump'ın tamamını tamamlayamadık çünkü bu arada yere basalım biraz hız daha hızlı hızlanalım. Bu arkadaşın varoluş amacı bu. Bize bir booster olmak. Sağlam bir booster olmak. Hatta bunun daha yüksek tier'ını da koyabilirim sonradan. Evet, maksimum hızdayız zaten. Damper'ları kapatalım ve arkamıza yaslanalım. Evet. Bu arada Lightbringer'ı dediğim gibi tamamen first person kullanılabilecek bir biçimde de tasarladım. Şu hangar kapısını bir kapatalım. Evet. Lightbringer first person'da da çok rahat kullanılabilecek bir gemi. Şahsen biraz denedim ve fazlasıyla memnunum arkadaşlar. Hızlı bir gemi, hafif bir gemi. Atış gücü gayet güçlü. Yani boyutuna göre düşündüğümüz takdirde ki gördünüz. Bununla biraz keşfe çıkacağım. İçerisine bir adet fighter koyacağım ve bir adet planetary lander koyacağım. Yani Planetary Lander'ı buna koysam mı koymasam mı bilmiyorum. Bu keşif gelin. Olacağı için aslında mantıklı bir seçenek koyabilirim. Tabii önce Planetary Lander'ı tasarlamam lazım. Sonra onu bir yerine bağlayacağım. Muhtemelen Merge Block'la falan bağlayacağım. Ya da arkası altında olacak. Planetary Lander'ım o şekilde olacak ve arkadaş gezegen arası, gezegene inip çıkacak. Ve buradan itibaren Dampeners'ı geri açabiliriz. Evet. Fren hızımın yüksek olduğu gibi bir gerçekte söz konusu. Çünkü önde
şu arkadaşlarla. 6 adet, arkada 8. Yani itiş gücüm daha yüksek fakat fren gücüm de gayet güçlü. Yani bayağı hızlı bir biçimde 400'den 0'a inebiliyorum. Evet. Ve voilà. Lightbringer'ı evimize geri getirdik. Şimdi sevgili Lightbringer, sana birkaç işimiz daha var seninle. Biraz geri. Ups. Lütfen çökme, lütfen çökme, lütfen çökme. Evet, geri geldim ve yine şu abuk problemle karşılaştık. Evet, çözülmemiş sanırsam. Biraz daha bakacağım ona. Evet, sen gel bakalım. Uzaydaki maceralarımda yoktu ama o da ilginç bir noktadır. Şimdi buradayken shield'ı kapatabilirük. Sevgili 3. Shield generator'ları kapattık çünkü arkadaşlar hayvan gibi enerji tüketiyor. Şimdi gel gelelim buradaki noktaya 9. Aslında dur, bunu değil de. Evet. ECC. Sen gel. Burada gayet net duruyor. Şimdi ECC. Bir saniye, sen git bir silin. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Bir bakalım normal insan kılığına girdiğimizde ne oluyor? Ups. Eğer insan kılığında aynı şekilde ise, evet aynı şekilde. Tamam, boyutlar henüz düzgün ayarlanmamış bu modda. Tamamdır. O zaman gidelim vanilla koyalım. Cockpit. Başka cockpit alternatifimiz yok. Düz vanilla cockpit'i koyak. 8. Tamamdır. Tabii ayarlamalarını geri yapmam gerekecek bunun. Ama LCD'lerim gitmiş. Evet, bu da bu şekilde. Bu arada bu
Bunun hakkında ufak bir detay, kendisi pil kullanmıyor. Reaktör kullanıyor. Dampenerları kapadım mı? Yok, kapatmamışım gene. Tamamdır. Evet. Genel olarak her şeyin özeti bu şekilde. Lightbringer'ı bitirdim. Bir adet korsan gemisi patlattık sizle. Bölüm arası başka bir korsan gemisi daha arayacağım, ancak grinding gemisiyle beraber. Önce grinding gemisi yapmak istiyorum. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.